Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grubunun mültecilerle alakalı vermiş olduğu grup önerisiyle alakalı partim adına, grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de yine Gazi şehrimizde Enes Kaya isimli bir askerimiz, erimiz İdlib'de şehit düşmüş. Ben kendisine şehadetinin kabulünü ve ailesine sabır diliyorum. Bugünlerde değerli arkadaşlar, Yunanistan sınırlarında aslında tarihi bir yüzleşmeye, tarihi bir hesaplaşmaya tanıklık ediyoruz. Aslına bakarsanız bugün Yunanistan sınırlarında vuku bulan bu mülteci krizi şeklinde adlandırdığımız kriz, bundan 100 yıl önce tam 1917 yılında çizilmiş olan Suni Sykes-Picot sınırlarının mağdurlarının torunlarının 100 yıl aradan sonra o sınırları çizenlerin sınırlarına, o sınırları çizenlerin torunlarının sınırlarına yönelik bir hesaplaşma ve yüzleşme girişimidir. Değerli arkadaşlar, diğer bir hesaplaşma ise aslında Batı'nın, daha doğrusu Afrika'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun çocuklarının bundan 100 yıl önce kendilerinden sömürülenlere, kendilerinden çalınanlara 100 yıl aradan sonra düzenledikleri genetik bir yolculuk, fıtri bir hesaplaşmadır değerli arkadaşlar. Bir diğer yüzleşme ise şu: bugün Yunanistan sınırlarında karşılaştığımız manzara gerçekten hakikaten Batı'nın maskelerinin insan hakları ve demokrasi bağlamında, insan hakları ve demokrasi bağlamında maskelerinin nasıl düştüğünü gösteriyor. Aslında Orta Doğu'nun, Asya'nın ve Afrika'nın çocukları Batı'nın sınırlarını bu şekilde, Batı'nın sınırlarına doğru yürürken bir anlamda da Batı'nın demokrasi ve insan hakları maskesini düşünüyor. Bu bize tarihi bir noktayı da işaret ediyor. O da şu nokta: aslında Doğu'nun vicdan ve merhametinin Batı'nın insan hakları ve demokrasisinden çok daha değerli ve üstün olduğunu ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, eğer bugün yüz binlerce insan Batı'nın sınırlarına bu şekilde bir yürüyüş halinde ise, bu aslında Sykes-Picot'la tam 100 yıl önce bu coğrafyaya çizilmiş suni ve fitne sınırlarının, sömürü sınırlarının bir sonucudur. Eğer sorgulamak istiyorsak mülteci, tamamlayın sözlerinizi. Bu meselelere değinmek istiyorsak öncelikle bu mülteci akınını oluşturan tarihi gerçeklerle yüzleşmemiz ve onlarla hesaplaşmamız gerekiyor. Eğer burada gelip tam 9 yıldan bu yana bütün dünyanın gözleri önünde en kaliteli ve en insani hizmetleri verdiğimiz kamplarımızda yaşayan insanlarla, kadınlarla alakalı bir takım iftira niteliğindeki ifadeleri burada, gündeme getiriyorsak burada çok büyük haksızlık ediyoruz. Ben şehrinde 4 kamp bulunan bir milletvekili arkadaşınızım. 2011 yılından bu yana Gaziantep milletvekilliği, 24. dönemde de milletvekilliği yaptım. Kofi Annan'dan Merkel'e dünyanın bütün liderlerini kamplarımızda ağırladık ve hepsinin de çok büyük takdirleri oldu. Eğer o kamplardaki kadınları sorgulayacaksak, öncelikle Kandil'de tecavüze uğradığı için infaz edilen veya intihara sürüklenen namuslu Kürt kadınlarını da burada gündeme getirmeniz gerekiyor. Eğer kadın teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Teşekkür ettim Sayın Şahin. Halkların Demokratik Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.